Vətən bizim ulumuz, dağı daşı, çölü düdüyü yolumuz. Ağır gündə, dar ayaqda, çətində qılınc oldu, nizə oldu qolumuz. Vətən oğlu, vətən torpaq, daş deyil. Hər qanatlı, uçaqdan sənsən, vətən mən, dərd əlindən bülbül ol vətən mən. Bu ağrıdan, bu həsrətdən, haydan, havalanıb uluqlarda bitən mən. Vətən oğlu, vətən ilə vətəndir. Alı dolu işimizdə bitəndir. Zəngandan Kəlbəcərə gedən yol bir damardır, bir ürəkdir, bədəndir. Vətən oğlu, vətən deyə çağlasan, ümidini heydərmə bağlasan, Qarabağsız, Kəlbəcərsiz, Laçınsız nə sən varsan, nə mən varam, nə vətən. Yandı!
Bu çatmalı çatmalı. Yeniden yaratmalı. Sen deme. Nizami ile kurtarıpmıştı sana. Fizuli ile bitirmiş bu senete muhabbet. Bu sade hakikati duyanmadın ben arada. Affet, özüm bağışla. Ey ulusat beni, yeniden yaratmalı. Sen deme, şey yok, top dertmek gereğmiş. Dünyanın bir kütbünden o birisi kütbüne serrat bakmak gereğmiş. İstediği arzuya bile çatmak gereğmiş. Bu gaflet kutsundan silsana uyut beni, yeniden yarat beni, yeniden yarat beni. Aman ayda bebeğim.
Sayın Efendi. Kendileri rayon prokuroru Tolga Halilov yoldaş mikrofona davet oldu. İcaz edelim sizi Kendileri örgütlü bakır damarı adından tebrik edin. Size hayatta uzun ömür çalsanızı ve gelecek bu beylerinizi öz vatanında, öz kendinizde kesilmesini arzuluyorum. Azerbaycan edebiyatında poezya tarihinde silinmez iz koyabilmiştir. Şair var ki cilip cilip kitapları çap oldu. Lakin yüzce nefer okutusu yoktu. Fakat hayatı boyu berkaplarla, nadanlarla, riyakarlarla mübarelerde sınavlara çekilen totaliter rejimin standart çerçevesine sığabilmediği için kadadalarla pence penceye duran ve o rejimin yaşadığı illerde birce kitabı da işsizliği görmeyen Behnem Defanoğlu'nun okudusu milyonlarla olmuştu. El şairi o kadar patlıyor olmuştu ki, bugün Kelbecer'den misralanan Behnem şehri, iki günden sonra Kazak'ta, Gence'de, Bakı'da, Karabağ'da diller dastanı olmuştu. Şairin şehrini söylemek için sahneye Fizulet Kanı'nı davet ediyorum. İlahi, on dağlarına düzünden öpür. Nergizi, laleni bastım bağrıma. Kaymak çiçeğini üzümden öpür. O dağların sinesinde görünür. Çemenine, çiçeğine bürünür. Torpağında İlan kimi sürünür, ayna kulakların özünden öpür. Görün gözyaşının elsiz taşları, gerezsiz, fitnesiz, telsiz taşları, dolanıp başına dilsiz taşları, yalçın kayaların yüzümden öpür. Sırımın köksüne dallar ananın, alın gadasını derdi damanın. Çemende kıracı, gölde sunanın, bahçede bülbülün sözünden öpür. Zehnine ağırdı evde tekliği, sonu ağlamaktı bu gerçekliği. Neşede eliği, dağda kekliği, zirvede dantalın gözümden öpür. Çıkar ahırına bu derdi gemi, sağalsın yarası dertli sinemi. 80 yıl yaşamış ofçu dedemin, o dağlarda kalan izinden öpür. Beni Kelbecer'e kaytar. Gədəbəy rayonunun Şirin bölgəsi, Şirin mahalı adına Bəhman Vətənoğluna uzun ömür, can sağlığı, o cümlədən əyilməz yuvarlı dayanan palıb kimi o Şirin mahalının Thank you.
Kırdacar dağlarının bereketinden, çeşmelerin saflığından, şehirlerin, çamanların şebneminden cilalanan, billurlanan Behmen poeziyası, dağlar kadar yukarlı, bulaklar kadar sağ, aşıp coşan dağ çayları tek coşkun, ilhama, tebe, insan kalbinin çırpıntılarına söykenen bir poeziyadır. Hakkı geze geze ozan olan Behmen yaratıcılığı, dağlarsız, keyfi kulaklarsız tesevvür elemek mümkün değil. Dağlara güvene güvene, dağların hasretinden alovlana alovlana dağlaşır, zirveleşir, ululaşır dağlar gibi. Behmen iş koyur helal, senin gözlerine şöhret eşkini, benim gözlerime yaş koyur helal. Dingiş kadın kimi gülme ayarsız, beni de bir o kadar düşünme barsız, senin bedenine bezehli karpız, benim bedenime baş koyun felek. Behmen, bil sirrini fitnefellerin, zehir var altında şirin dillerin, karanlık çöksünde çok katillerin, yüreğ gazına taş koyun felek. Milçekleri fillerden büyük olan dünyamızın azapları, işkenceleri Behmen'in yüreğini sıkıp suyunu çıkardıysa, Behmen poeziyası kudretlenip bu dünyanın acığına silliye çevrilir, silleliyip hakkın yoluna kaytmak çağrışına çevrilir. Behmen dünyası real dünya ile yüzde dayanır, çarpışır, sınır, eğilmeyip bazen gazete dönür. Seni tarımar ol, dağıl dünya diye haykırıp hücum çekip, bazen de ben bile dünyanın neyine küsüm diye gileylenim. Fakat hiç vakit azametini, mağrurluğunu bitirmeyeyim şair. Şiirin. Çöldüm, beden etiyet isteyir. Dillerine kurban olun, ay dede. İsteyirem sehv-i müster, düğmeni, ellerine kurban olun, ay dede. Ata ölse oğul gül teş dolarmış, kız ağlayıp saçlarını yolarmış. Ataya da ata lazım olarmış, yollarına kurban olun, ay dede. Her bir kar, grup seni gözleyir. O dağlarda bir ok seni gözleyir, koşkar seni, murok seni gözleyir. Yollarına kurban olum aydır. Şişar kaya asimana el açıp, kara kaya senden ayrı dil açıp, ayrı arkas çiçek açıp, gül açıp, güllerine kurban olum aydır. Ben Behmenem, sen yurdumda bilmeni, dara çekir hefte meni, ilmeni, senden ayrı olundurur ilmeni, ellerine kurban olun, ay dede. Aziz tamaşaçılar, ben bu günleri güzel el şairi Behmen Qazanoğlu'nu, Gəncə Səfirə Teatrının bütün kolektiv adından, Gəncə Şəhər Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə Gənclərinin bütün kollektiv adından və eyni zamanda Gəncə Şəhərində fəaliyyət göstərən Kəpət Müstəqil Televiziya Şirkətinin bütün əməkdaşları adından can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Arzulayıram ki, Azərbaycanın işğal olmuş torpaqları hamısı azad olsun və Behmen Qazanoğlu'nun bu gözəl yübleylərini azad olmuş torpaqlarımızda gəncəllərlə, görən boylarla, kəlbəcərlərlə bir yerdə qeyd edək. Çok sağ olun. Mikrofona. Thank you.
ayrılıktan gözüm yaş oldu denden. Salam olsun güzel illere benden. Bilmiren nedendir? Üreş bedenler az kalır ayrılıp kalır cenceden. Bu bendi oku koy Altay Meryem de gülsün. Kuda hafif sizin benden. 12 Mayıs 59. Çelkacak. Geç. Gönderdiğim iki şehir yeni şehirlerindendir. Bunu da ben şap ederim bu vakti. Bu ne de ok değil olur. Ben Nezat durdum. Altay Meryem Mesut Şafir. Benden geldi çıktı bizim yanımıza. Kelbecer'den. Dedi ki, Meryem Raykon'un birinci şahidi bir sefer verdi. Gönderdi İlhan'a Meryem'in yanına, o benden okumuş Parti Mektedir. Ne lazım sen orada kömeği edecek, bu arzuları vardı. Şehirde insta girsin ve okusun hem de işlesin. Biz de geri insta olsan da götürdüm boyunda, işlemem. Hoştu. Ne bak, sese kaldırın. Neyse geri gelip Asan'la bir meslehetleşir. Zahra yanına şişti geçti. Geçti oradan bu mektubu yazdı. Kısa diyelim ki bu mektuptan ben anladım ki bizim dostumuz Behmen Azerbaycan şehrinin hayırcamızın gelecek büyük mayalması olacak. İnşallah helal olduk. Büyücü gibi bile özü ispat edeyim. Kar özü ispat edeyim ki Behmen uzun ömürlü şehir yazan, dillerde ezber olan şairdir. O tesadüfi şair değil. Halkın kendinden süzülen şehirler yazıyor. Ben bana vahdur aldığım nezarına bir şehir yazmışım. 65 yediğim nasibetiyle. Ha. Gene çeşi askıya. İstiyazlı şair dostum, kavrumuzun sevimli, sevimlisi Behmen Vatan oğlunun 65 yaşının nasibetiyle. Dağlar boynunda doğulanda sen atan bir şen meclis kurdu Ebehmen. Büyüdü sen döne döne Behmen'de çıkanda güzel çemene oğlu belesinde vurdu Ebehmen. İllerle konuşan senatçıyasan sen halk ruhu süzülür her şeyinle, yüreğiyle yazdığın eserlerinle en uca bir saray kurdun Rabahmet. Sana tarih verir gayler hermesi, daim üstündedir Kur'an suresi, bir bak şairlerin şende besi, inmedin gribete durdun Rabahmet. Şairlerin düş bir halkın dilinden, İlham aldın, hücret aldın elinden. Ele kalem alan yazarlardan sen, necesin yollarda yorduğuna benden. Şair atılmanın bir arzusu var. Bir de görmeyen bir kanlı, kırgınlar. Çekilsin kuldurlar kara uzunlar. Adam olsun, doğma yurduğuna benden.
Hüda!